Selam arkadaşlar, kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar 6 watt slim kasa panel ledimizin kutu açılımını ve içine bakacağız, incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ürün burada. Açıyorum karşınızda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 watt slim kasa led panel incelemesini yapalım arkadaşlar. Bu soketi çevirerek çıkarıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, takıp çeviriyorsunuz saat yönüne. Saat yönünün tersine çevirip çıkartıyorsunuz. Bu trafosu. Elektrik bağlantıları nasıl yapılır bunları da anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar kasamızı inceleyelim. Kasa kalınlığı arkadaşlar 1 santim, hatta 1 santimden de az diyebilirim arkadaşlar. Görüyorsunuz çok ince slim kasa dedikleri led paneli arkadaşlar. Arkasında gördüğünüz gibi markası ve etiket değerleri yazıyor. 6 watt gücünde olduğu, işte 220 volt elektrik bağlantısı, üretim tarihi, bir takım yazılar arkadaşlar, C belgesi falan filan. Şimdi peki arkadaşlar, bunun için merak eden arkadaşlarımız illa olmuştur. Bunun içini sizler için açacağım. İçinde ne var ne yok sizlere bunu göstermek istiyorum. Öncelikle şu ayaklarını çıkartalım arkadaşlar. Arkasında gördüğünüz 4 tane vida var. Bunları sökeceğiz ve incelememizi yapacağız. Evet arkadaşlar, 4 tane vidamızı söktük. Arka kapağını da bu şekilde çıkarıyoruz. Buraya arkadaşlar bir tane sünger koymuşlar, baskı yapsın diye. Demek ki arada 2-3 milimlik bir boşluk oluyor. Bu boşluğu da bu süngerle kapatmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, içinden çıkan parçaları sizlerle beraber canlı canlı inceliyoruz. Bir tane üst kapağın hemen altına arkadaşlar kağıt koymuşlar. Bu kağıdın da bir görevi var. Işığı yansıtıyor. Daha sonra arkadaşlar, cam değil bu. Sert bir plastik malzeme. En sonra da arkadaşlar yine bir plastik malzemeden yüzeyi arkadaşlar böyle pürüzlü, düz değil yani, tırtıklı gibi pürüzlü. Bu arka tarafı daha düz buraya nazaran. İçinden çıkan 3 tane parça işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soketli 2 tane kablosu var. Kırmızı renk artı, siyah renk eksi burada. Standarttır bu arkadaşlar. Kırmızı ve siyah gördüğünüz zaman kırmızı artı yapılır, siyah da eksi yapılır. Bu sokete direkt 220 volt vermiyoruz arkadaşlar. Bu DC voltajla çalışıyor bu ledler. Evet, evimizde AC volt elektrik var, alternatif akım yani. Ama DC volta bu ihtiyacımız var. Peki DC voltajı nasıl elde ediyoruz? Arkadaşlar tamamen bunun sayesinde. Bunun içindeki devre sayesinde
diyotlar var, yeni nesil diyotlar var, dirençler var, işte kondansatörler var, ufak bir trafo var. Bunu da sizlere açıp içini göstermek istiyorum. Evlerdeki elektrik alternatif akım demiştik. Bu DC akım. Bunu işte alternatif akımı DC akıma dönüştüren elektronik parça arkadaşlar. Bu. Şimdi 220 şebeke elektriğini bağlıyoruz. Bu parçalar sayesinde bize DC voltaj olarak çıkıyor. Peki kaç volt çıkıyor? 220 volt girip 220 volt DC mi çıkıyor? Hayır arkadaşlar. Bu kapağın üzerinde firmanın bastığı etiket değerleri var. Bakın. Input 220 volt diyor. Output yani çıkışı 18 ila 24 volt DC yazmış burada. DC yazıyor arkadaşlar. DC voltaj umarım görünüyordur. 18 ila 24 volta ihtiyacımız varmış bizim. Bu parçada ikisinin arasında bir değer çıkartıyor arkadaşlar. Ölçtüm 20-22 volt arası bir değer çıktı. Peki 18 volt alçağısı gelirse ne olur? 24 volt üstü gelirse ne olur diye illaki şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlar soruyordur. Arkadaşlar 18 voltun altında bir voltaj geliyorsa, mesela 15, 16, 17 gibi bir voltaj geliyorsa bu led çalışır ama çok sönük yanar. Daha aşağısı geldiği zaman hiç çalışmaz. Peki 24 volt gelir, 24 volt üstü gelirse ne olur? 24 volt üstü gelirse arkadaşlar hiç istemediğimiz bir konu. Ledler patlar, patlar. Nasıl patlar? İlk etapta patlamayabilir. Ledler daha canlı yanmaya başlar. Böyle ışık şiddeti artar. Ve kısa sürede fazla dayanmaz arkadaşlar bu ısıya. Üzerinde siyah noktacıklar oluşur. Yani keser, patlar. Bir tane patladı mı zaten diğerlerinin üzerine voltaj düşümü daha fazla olacağından öbürleri de çok kısa sürede peşine yani ardı ardına kesmeye başlar. Yani 24 voltun üstü bir elektrik gelmemesi lazım. Bir bağlayalım, toparlayalım tekrar ürünümüzü. Yakalım, çalıştıralım, ışığını görelim. Şuraya bir ufak bir lehim atalım önce. Bakalım. Lehimimizi attık arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde parçaları yerleştirelim. Takılmasın oraya. Ve en sonra da kapağını takıyoruz arkadaşlar. Altı watt panel led demiştik arkadaşlar. Piyasada günümüzün teknolojisi artık 6 watt. Günümüzün teknolojisi artık led arkadaşlar. Eski tip ampuller kullanılmıyor. Onun peşine tasarruflu vurgulu ampuller çıktı biliyorsunuz. Bunun üstüne de peşine de bu ledler çıktı. Eski tip armut şeklinde şeffaf olan ampul tarzı ledler de var. Bu tarz ledler de var. Şerit ledler de var. Yani led çeşidi arkadaşlar çok. Bunlar karton PL varsa evinizde alçıpan falan onu bir degobajla punchla kesip bu ölçülerde yerine monte ediliyor. Güzel ışık. Şık duruyor. Bu sıvı altı modeli arkadaşlar. Bir de bunun sıvı üstü modelleri var. 6 watt. 3
6, 9, 12, 15, 18 volt diye gider. Watt diye gider, pardon. Watt gücü. Bu elimdeki 6 watt. 3 watt kasası arkadaşlar şu içinde iç kısmı kadar. 9 watt'ın kasası da iç kasası da arkadaşlar bunun dış kasası ölçülerine denk geliyor. Şimdi sıvı altı modeli demiştik. Sıvı üstü modeli var. Bir de arkadaşlar bu yuvarlak. Bir de kare modelleri var. İki çeşit üretiliyor. Yuvarlak, kare, sıvı altı, sıvı üstü. Bak. Şimdi bu kapağımızı, trafomuzu da takalım kapağına. Bir elektrik bağlantısını yapalım. Nasıl bağlanıyor, yanıyor? Bir görelim arkadaşlar. Hem ürünümüzü test etmiş oluruz. Problem düzeldi mi? Onu da görmüş oluruz. Siz bu benim yaptığım gibi sakın kontrol etmeyin. Evet. Ürünümüz gördüğünüz gibi çalışıyor. Kabloları temas ettiremiyoruz. Ürünün şiddeti de bu şekilde arkadaşlar. Piyasada dediğim gibi çok marka var. Almak isterseniz Philips, Osram, ACK, Makel, işte Pelsan sıralamasıyla alabilirsiniz. Bu şekilde bağlantısını da yaptık. Kontrolünü de yaptık. 220 şebeke elektriği giriyor. 18 ila 24 volt arası, yani 22 volt bu çıkarıyor. DC voltaj çıkıyor. Ürünümüz çalışıyor. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. İzleyen arkadaşlara bir nebze yardımcı olmuştur. Sizden işte abone olarak destek olmanızı, yorum yapmanızı, kafanıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Ya da yorumlara arkadaşlar ne tarz videolar istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Ben elektrik videoları ağırlıkla çekiyorum. Bir başka videoda arkadaşlar görüşmek üzere.